Hani Koray az önce dedi ya böyle böyle bir yöntem var diye. Sonradan aklımıza gelen o yöntemi hemen açıklayalım. Ben bir soru yazayım sen soru üzerinde yap. Olur, Olur hocam. Para. Mesela Buyurun. Ali bir işi soruya bak 60 saatte Süleyha 90 saatte yapıyor olsun. İkisi birden bu işi kaç saatte Biz bu mantığı açıklayalım ama çok detaylı sorularına girmeyelim bunun. Onlar biraz karıştırıyor ya işi. Tamam. Biz bu yöntemi öğretelim. Senin anlatacağın yöntemi öğretelim. Hı hı. Sonra öğrenciler istedikleri soruları buna uyarlasınlar. Tamam hocam. Tamam. Soru şey değil mi? Ali ve Süleyha... Bu işi kaç saat? Biri 60 saatte yapıyor, biri 90 saatte. Tamam. Biz burada aslında bu 1 bölü 60, 1 bölü 90 mantığından kaçınmak için kullanabiliriz bunu. Kimi doğru. çünkü çok rasyoneller kafa karıştırıyor olabiliyor. Burada hı. hocam saat üzerinden e, sayıların ekokunu düşünmeleri lazım. Yani 60 ve 90'ın ne? 180. 180. Ben burada yapacakları tüm işi 180x olarak belirlersem. Hı hı. Şimdi Ali 180x'i 60 saatte bitiriyor. Demek ki saatte 3x kadar iş çok yapıyor doğru. değil mi? Süheyla da 90 saatte bitiriyor. Yani saatte... 2x kadar hı hı. iş yapıyor. Hocam bunlar 1 saatte 5x kadar iş yaptı mı? Doğru. Çarpı t dersen ben buna 180x olmayacak mı? Evet. Beraber çalıştıkları süre çünkü bu. Hı hı. Buradan da 180 bölü 5'ten 36 çıkacak. Ya da ikinci yol 1 bölü 60 1 bölü 90. Da İkisi da de kullanımlıdır ama şu mantık doğru. Mesela bu 180'de eşitlenirse bunlar tabii ki hemen söyleyelim. Nasıl ki bu formülü bizim 1 bölü a 1 bölü b'yi her soruda kullanamıyoruz. Evet. Doğru. Öyle değil mi hiç havuzda? Bunu da her soruda kullanamazsınız ama şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. Ben genellikle kavanoz çizerek anlatıyordum bunları. Hı -hı. Burası 180 litrelik havuz olsun mesela. Hı -hı. Burası 180 litrelik havuzsa bu saatte kaç litre gönderir? 3 litre. Bu saatte kaç litre gönderir? 2 litre. E toplamda saatte 5 litre mi? Evet. 180 bölü 5. 5. 180 bölü 5 kaç olacaktır direkt? 36. 36 olacaktır. Bu mantığı da sorularda kullanabilirsiniz. Hangisi, hangisi kolayınıza geliyorsa, mantığınıza yatıyorsa onu kullanın lütfen.